Sevgili Yükselen Boğalar, 8-14 Şubat haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, niye sevgili Yükselen Boğalar dedim? Artık biliyorsunuz, öngörüler astrolojide daima Yükselen Burcu'na göre yapılır. Evet efendim, bu haftaya baktığımızda Pazartesi'den Çarşamba sabahına kadar Ay Oğlak'ta 9. evinizde, demek ki yaşamınızı bir gözden geçirdiğiniz, maneviyatınız, hayat görüşleriniz, yaşam felsefeniz, bunların ön plana çıktığı bir hafta başı yaşıyoruz. Ayrıca 9. evde ay bazılarınızın özelinde yurt dışı bağlantılı konularınız varsa bunlarla ilgili bir hareket getirebilir. Davalarınız varsa bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Bazılarınızın hayatında eğitim konuları olabilir ve uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız, evliyseniz eşinizin akrabaları, varsa torunlarınız, onlarla ilgili de bir takım gündemler olabilir. Şimdi salı akşamı Ay Plüto kavuşumu var. Biraz fazla duygusalsınız salı akşamı ve bence bu duygusallığı biraz maneviyata vuracaksınız. Hayat görüşünüze, inançlarınıza ve orada bir derinleşme var. Böyle bir hayatı sorgulama var. Bunlar çok dikkat çekiyor. Şimdi çarşamba itibariyle cumartesi sabahına kadar Ay Kova burcunda olacak. 10. evinizde olacak. Demek ki haftanın ikinci yarısı kariyer konuları ön plana çıkıyor. Kariyerle ilgili planlar, belki üstlerle ilişkiler, bunlar ön planda olacak. Ayrıca 10. eviniz ailevi konular, yani toplumsal statünüzü de anlatır. Böyle özellikle annemizi de anlatır ama genel olarak ailevi ilişkiler, aileden gelen haberler, ailevi gündemler ön plana çıkabilir. Orada da çarşamba günü bir Ay-Satürn kavuşum var. Bu biraz depresif yapabilir sizi çarşamba günü. Lütfen sakin olun. Ayrıca o gün böyle kendinizi işe güce verme eğiliminde olabilirsiniz. Belki de ailevi konularda ufak canınızın sıkılacağı bir gündemde olabilir açıkçası. Şimdi perşembe gecesi bir de bir yeni ay var. Bir kova yeni ayı ve bu yeni ay sizin için çok önemli. Çünkü 10. evinizde gerçekleşiyor. Demek ki önünüzde kariyerinizle ilgili önemli bir döngü var. Önemli bir başlangıç o gün tetikleniyor olacak. Gökyüzüne bir iz bırakacak. Ve bundan sonraki süreçte kariyerinizde önemli dönüşümler bekliyor. Bazılarınızın da toplumsal statüsüyle ilgili, işte çocuk sahibi olayım, evleneyim vesaire gibi ailevi konularla ilgili bir başlangıç tetikleniyor olabilir. Fakat şuna dikkat edin, bazen işte yeni ay var, hadi orada bir başlangıç yapayım diyorlar. O değil tabii ki. Başlangıçlar için 2,5 gün daha beklemeniz gerekiyor. O yeni ayın hilal fazına girmesi gerekiyor. Orada bir başlangıç yaparsanız işte orada güçlü bir destek alırsınız arkanıza. Hafta sonu Ay Balık burcunda, 11. evinizde sosyalleşmek için güzel, arkadaşlarınızla, sevdiceğinizle bir araya gelmek için güzel, gayet keyifli. Ama hala bir yandan aklınız kariyerinizde, hala aklınız hayata dair yeni hedefler koymakla ilgili çalışıyor olacak. Şimdi birazcık cumartesi akşamı gecesi Ay Neptün kavuşumları var. Biraz duygusal olarak hassassınız. Biraz böyle kendi kendinize içinizde bir şeyleri yaşıyorsunuz. Hayır efendim, anlatın ve paylaşın lütfen.